Kanka bizi şey yapma. Gel ayağlarım. Görüyorsun baktık ya. Çok iyi. Yani hiç yoktan çok iyi. Ya olmasaydı? Ya o da olmasaydı şu an? İyi bence, mantıklı. Yani bizim için tabii ki çok kötü oldu. Bizim için derken yiyecek içecek sektörü için kötü oldu yani. Biz muhtemelen 1,5 yıla yakındır. Geçen yıl yaz döneminde çalıştık. 3 ay, 4 ay süreyle. Kışın tamamen kapalıydı. Kötü yani. Kötünün kötüsü yani. Bekliyoruz inşallah. Umarım bu yaz, bu kışın olmaz inşallah. İnşallah bu kışın bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bu kış itibariyle yani bu önümüzde sanırım ay başına 10-12-13 günlük bir süre var. Bu son olur inşallah. Bütün dünya, bütün hayat normale döner. Döneceğine eminim, umuyorum inşallah. Yok, tamamen kapalıydık. Hiç açamadık yani. Tam kapama döneminden bahsediyorsunuz sanırım. Evet, tam kapamada kapalıydık. Şimdi bizim aylık kiramız 12 bin dolar civarı. 12 bin dolar civarı neye tekabül ediyor? 80-90 bine yakın sanırım. 10 bin olsa 100 bine yakın. Ya ne yapabilirsin ki yani? Ne yapabilirsin ki? Devletin de yanında olmak lazım yani. Devleti de kötülemek lazım. Böyle bir durumda bütün dünya böyle ama sadece bu Türkiye için yapılan bir şey değil ki. O da yeter. Allah bir berekat versin. O da yeter. Hiç olmasa ne yapacağız? Elektriği öyle. Bir evin duruyor, burada duruyor. Hiçbir şey. İş güç yok. Süta yapmadan kapattım. Basa hiçbir şey alamadım, alamadım. Yok. Allah'ın kulu yok kilo pazarında. Süta yok. Süta yapmadan kapattım. Yaptım 50-60 lira, orada masrafım çıktı. Böyle oturuyorum işte. Yapacak başka bir işim yok bundan başka. Valla Ruslar geliyordu. Onlar da bir şey almıyor zaten. Gelip gidiyorlardı. Gelip gidiyor. Oturacak yer yok. Bir şey yok. Onlar da bir şey almıyordu. O Ruslar da ülkesi göndermiyor işte. Uçakları durdurmuş. Sen daha iyi bilirsin. Yok.